Kızım içeriden bir ses geliyor. Tadilat var. Evde mi? Yok ya, yan tarafta. Ha. İyi. Hadi getirin bakalım müzikleri. Nasıl ya? Otur otur bir dakika. Daha kızı vermedik ki. Ay bırakın, daha siz kızı istemediniz. Ne diyorsun sen, kızım ne istemesi? Baba, cık, cık, olur mu yani? Cık, olmaz yani. Bizim de bir geleneğimiz, göreneğimiz var. En iyi sen bilirsin. Allah Allah. Ne yapacağız peki? Şöyle yapalım. Biz Sema'yla kahveleri getirelim. Değil mi? Dur, getireyim. Hadi. Dur, ben de yardım edeyim. Yok canım, yok yok. Güzel ederiz, sen zahmet et. Ya. İyi madem. Mete aradı mı seni hiç? Aa, yemeğe bile çıktık. Ne? Poyraz yüzünden gıcık etti beni, ben de yemeğe çıktım. E'si bu işte. Hani nasıl bir adam? İyi, kibar, sakin falan. Heh, yani insan bir erkekte ne arar ki? Değil mi? Aynı sefer tıp kızı. Hadi hadi, gel bak gel. Bak bak. Bak bu seferinki, tamam mı? Tamam. Unutma. Baba, Oğuzhan var ya, çocuk resmen yeniden doğmuş. Bak koyar rejime, aynı koyar rejime yani. Bizecik olmaz. Şenol Hoca nasıl dedem? Ha? Değil mi? Adam, adam. Adamın hası. Lan ben olsam var ya, basarım parayı. Yapacaksın 10 senelik, 20 senelik mukavele. Ondan sonra diyeceksin ki, al aga, bu da kulübün anahtarı. Aynen dedem. Bak bu şekilde olursa Şampiyonlar Ligi finaline kadar gideriz, ben söyleyeyim sana. Ya aç aç maç muhabbeti başladınız. Bir susun be ya. Evet, kahvelerimiz de geldi. Baba. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkürler, teşekkürler. Evet efendim, dinliyorum sizi. Efendim, şimdi sebebi ziyaretimize gelince, canımdan çok sevdiğim bu iki güzide insan birbirlerini tanımışlar, sevmişler. İşte biz de büyükleri olarak bize düşen bu görevi... Pardon, ben hemen geliyorum. Altıma yapacağım diyorum. Altıma yapacağım, çok dişim geldi. Ay sık biraz dişini. Ya mesanem patlıyor, dişimle ne alakası var ya? Tamam, tutuver çişini. Giderler 4-5 saniye. Ya yuh ya. Yuh. Ay şimdi yapma. Ayaklarını şuraya. Evet. Pardon. Ne diyordunuz? Efendim dinliyorum. Yani hasılı kelam, Allah'ın emri, peygamberimizin kavliyle bu kızını Sema'yı oğlumuz Sefer'e istiyoruz. Biz de bir düşünelim, taşınalım değil mi? Sonuçta evlilik ciddi bir müessese. Tabii, tabii. Ne düşüneceğiz ya? Ver gitsin. Uzatma yani. Şişt, sen karışma bakayım. Kız evi naz evi demişler. Oğlumuz ne iş yapıyor? Serbest meslek. İş adamıyım. Öyle mi? Hangi sektör? Güvenlik. Yani önce tabii part-time çek senet tahsilatıyla girdik sektöre.
Ondan sonra sektörün gerekliliği, bir iki adam yaralama derken içeri girip çıkmalar. Sonra gel zaman git zaman. Bu tuzlu yala. Tuzlu yala bu. Tuzlu kahveyi Zülfikar'a mı verdin? Hangi tuzlu kahve ya? Neyse efendim. Ne diyordum? Malumunuz kızımız okumuş yazmış. Yurt dışlarında eğitimler görmüş. Şimdi kendisini ne mimarlar ne mühendisler istedi ama biz vermedik. Kendisi bulunması Hint kumaşı gibi bir kız yani. Öyle. Şimdi Ayşegül Hanım, orası öyle tabii de kızınızın elinden bugüne kadar bir yoğurt çorbası olsun, bir şey olsun içmişliğimiz yok. Bir yaprak sarma falan yok yani. Yani biz de bir yerde risk alıyoruz. Ayrıca Sefer Bey dedem üstüne başına, kılığına, kıyafetine çok dikkat eden bir beyefendidir. Tabii. Mesela pantolonda çift tütü izini hiç sevmem. Tiplere bak sen. Baba Allah aşkına bir şey söyle şunlara ya. Hizmetçi mi oluyor bunlar? Ne bu? Ya ama kadın dediğinde biraz elinden iş gelecek tabii. Hay tabii canım da yani. Ya baba işte ya, babam ya. Nasıl ya? Biz size yemek yapmak zorunda mıyız? Şimdi kardeşim ben de karımın elinden bir tas çorba içmek isterim. Ayıp değil, günah değil. Bizim de bir yerde bir şeklimiz var değil mi? Ay tamam. Bakarım kitaptan yaparım, internetten bakarım. Allah Allah. Ayrıca yoğurt çorbasında ne var? Yoğurtsuz salça bitti. Salça? Salça yok mu? Evet. Sefer kardeşime her gece Çin lokantası gözüktü. Aynen. Ay. Beğenmiyorsunuz ha? Yok size kızımız ya. Vermiyorum kızı. Yok size kızımız. Hadi yürü yallah. Hadi yallah hadi. Ne yapıyorsun kızım sen? Ay baba şunların tipine bak ya. Aa başlatmayın. Hadi verin şu yüzükleri çabuk verin hadi. Gel şöyle yaklaşın yanıma. Bak seveceksiniz birbirinizi. Sonuna kadar koşulsuz. Bırakmayacaksınız. Birinizin dediğini diğeri ikiletmeyecek. Tamam mı? Yoksa bana hesap verirsiniz ha. Eyvallah baba. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin. Evet. Çiftimizi piste davet ediyoruz. Ayşegül. Hadi hadi hadi. Hadi de hadi. Hadi. Ay Sadettin. Ya ne güzel dans ediyorlar. Gel gel. Gel biz de dans edelim gel. Otur sen otur. Biz yarın edeceğiz sen. Ağırmış. Poyraz neredesin ya? Vallahi bir şey yaptı bu adama. Ayşegül ablam mesaj attı. Korkacak bir şey yokmuş. Babam bir şey yapmamış. O nereden biliyor? Ben aradım. Ne onlar küstü konuşmuyorlardı? Vallahi ben de tam anlamadım. Çıkmadı gitti hayatımızdan ya. Ayşegül iyi geceler. İyi geceler. Ben arabada bekliyorum. Tamam canım. Ayşegül, alt tarafı bir yemek. Sen de gel işte. Yok, ben vazifemi yaptım. Benden bu kadar. Peki. Sema, bir şey söyleyeceğim. Senin bu unutmaların iki oldu. Ne iş? Bir doktora mı görünsen? Yok canım. Abartma sen de. Tekrar her şey için çok teşekkürler. Görüşürüz.
kadar saat oturdunuz. Konuştunuz. Yediniz, içtiniz. Kimse bir kere bile Poyraz demedi mi? Demedi. Bat Poyraz, bat. Eline ne geçecek? Adamı dövsen, sövsen, öldürsen ne geçecek eline? Arayalım polise, gidip alsınlar adamı işte. Olmaz Ayşegül. Adam yırtar. Konuşmaz, anlamıyor musun? Beni ihbar et. Beni ihbar et ya, gelsin beni alsınlar. Hadi, beni ihbar et. Kaçırdığın adam ne olacak? Yaz! Sana ne o adamdan? Sana ne? Geberse gitsin, sana ne? Bana ne o adamdan? Beni adam falan ilgilendirmiyor zaten. Sinan bugün telefonda nasıl ağlıyordu sen biliyor musun? Endişeleniyorlar senin için. Endişelenmesinler. Sen bilirsin. Ya söylersin adamın yerine ya da sabaha kadar orada uyursun. Ayşegül bak delirtme beni ya. Ya hepsi manyak bunların ya. Ayşegüllerin hele hepsi manyak ya. Söylen söyle. Tepinme. Tepinme. Tepişme. Tepişme al bunu. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.